artık ormanlardan yasalar eliyle elimizi bir çekelim. Şu anda orman alanının biz orman köylerini düzene sokmak için çalışıyoruz. 910 bin hektar izin irtifaka konu oldu. Neyi veriyorsunuz? Maden, taş ocağı, altın arama, atık tesisleri. Ya orman arka bahçe değil arkadaşlar. Ormanın içerisine siz faaliyet sokuyorsunuz. Öbür taraftan da vatandaşa diyorsunuz ki piknik için giremezsin diyorsun. E peki bu ne? Orman yangınlarını sıfırlamak mümkün değil. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 1937 yılından beri ülkemizde orman yangınlarıyla ilgili istatistiki veriler tutuluyor. Burada yalnız dikkat çekici olan şey şu istatistiklerde. Geçmişteki ortalamaları ikiye katlayan bir adetsel artış var son 10 yılda. Yani 1408'dir tüm Türkiye ortalaması bugüne kadar ama son yılın ortalaması 2500 adedin üzerine çıktı. Asıl temel dikkat etmemiz gereken nokta bu. Niye yangınlar adet olarak artıyor? Bakın son çıkan yangınların şöyle bir analizini yapıyoruz. Çanakkale'de çıkan yangın maalesef enerji nakilatlarından çıkmış. Peki nedeni ne? Enerji nakilatlarındaki kabloların birbirine ark yapması. Niye? Çünkü orada güçlü bir rüzgar var. Eğer siz hatlarınızı iyi bir bakımdan geçirmezseniz, kablolarınızı güncellemezseniz, ister istemez bu tür sorunlarla karşılaşmanız kaçınılmaz. Aksi takdirde şansa bırakıyorsunuz. Şimdi ben burada sormak istiyorum. Allah aşkına bugünkü yönetim enerji nakil hatları ile ilgili olarak normal yasal prosedürün hangisini hayata geçirmiş, bu konuda hangi bir zorlamayı gündeme getirmiş ve bu işin bakımlarının yapılmasını, denetimin yapılmasını sağlayabilmiş mi? Ben açık bir net şekilde söylüyorum. Son derece yetersiz. Enerji nakilatları ülkemizde adet olarak %5 de olsa yangınlar içerisindeki payı alan olarak %25'e tekabül ediyor. Yani yanan orman alanlarının 1/4'ü enerji nakilatlarından. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. İkinci yangınımızı değerlendiriyorum. Bolu Göynük'te çıkan yangın 5000 hektarı geçti. Bakın 5000 hektarı. Neden yandı? Anız yangını. Ya arkadaş, anız yasaktır demek yasada sadece tek başına yetmiyor. Yaptırımınız nedir? Caydırıcılığınız nedir? Bu konuda bu insanlar çiftçilikle uğraşan ya da arazisini bu şekilde kullanan insanlara yasak mı getiriyorsunuz? Çiftçilik yapamaz mı diyorsunuz anız yaktığında? Ya da bununla ilgili bir cezai, parasal bir uygulamanız mı var vazgeçirecek? Bunları yapabiliyor musunuz? Eğer bunları yapabiliyorsanız anız yangınıyla mücadele mümkün. Bizim derdimiz vatandaşı kendi sorunuyla baş başa bırakmamak. Anız yangını yanında biliyorsunuz insanlar bahçelerini falan temizliyorlar. İşte devlet orada, belediye orada devreye girmeli. Bunları belli ayın belli günlerinde toplayabilmeli. Kontrollü bir şekilde bir yerde toplayıp yakarak sistemi rahatlatmalı. O vatandaşın da ihtiyaçlarını görebilmelidir. Yani biz sadece yasak getirerek değil, o insanların ihtiyaçlarını da karşılayarak bu problemleri çözebiliriz. Aynı zamanda caydırıcı olması gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Şimdi geliyoruz diğer bir konuya. En son şu anda Urla'da çıkan yangınla ilgili bilgi geliyor. Bakın rüzgarın hızı %70-75 kilometreden bahsediliyor. Ve mangal ateşinin devrilmesi nedeniyle yangın çıkıyor. Ya bu kadar aymazlık olamaz ya. Orman içinde kimse kusura bakmasın, orman içerisinde hiçbir şekilde piknik ateşine müsaade etmemek gerekiyor. Bunun şu andaki değerlendirmedeki ihmal ve dikkatsizlik %30. Bakın kaza biraz önce enerji nakilatlarını söyledim %5. Kasıt %5, ne yaptı %40. %13'te doğal yangın. Halbuki biz insan yangın yani %90'a yakının insan kaynaklı olduğunu biliyoruz. Peki %47 nerede? %47 de bilinmiyor arkadaşlar. Geliyoruz diğer bir konuya. Kurumun bunların yanı sıra birilerini takip ederken, hesap sorarken, denetlerken bir de kendini sorgulasın. Yanıcı madde ortamda duruyor. Yangın emniyet şeritleri, yangın yolları maalesef yeterli temizlik yapılmamış. Hazır değil yangın dönemine. Bunları bakın açık ve net söylüyoruz.
Yine yol kenarlarında yapılan çalışmalarda göstermelik olarak sırf üretim için ağaçlar çıkarılıyor ama dalı budağı yol kenarında bırakılıyor. Asıl yanıcı madde yükü bunlar. Ve yangını körüklüyor bunlar. Yangın çıktığında yangının büyümesine, örtü yangınının tepe yangına dönüşmesine ve yüklü bir enerjiye kavuşmasına neden oluyor. Sizin bu ortamda isterseniz hava aracını 50 katına çıkarın, hiç fark etmez. Belli bir enerjiye ulaşmadan müdahale etmeniz lazım. Şimdi geliyoruz diğer bir başlığa. Artık ormanlardan yasalar eliyle elimizi bir çekelim. Bakın şu anda orman alanının biz orman köylerini düzene sokmak için çalışıyoruz. 910 bin hektar izin irtifaka konu oldu. 910 bin hektar. Ne veriyorsunuz? Maden, taş ocağı, altın arama, atık tesisleri. Ya orman arka bahçe değil arkadaşlar. Ormanın içerisine siz faaliyet sokuyorsunuz. Öbür taraftan da vatandaşa diyorsunuz ki piknik için giremezsin diyorsun. E peki bu ne? Son yıllarda Orman Bakanlığı yetkilileri, genel müdürlük yetkilileri fazla üretimle övünüyorlar. Şu kadar milyon metreküp üretim yaptık diye. Kusura bakmayın aslında siz zamansız kesim yaptınız. Zamansız ormanların içini boşalttınız. Ve devamlılığın sağlanmasını engellediniz. Ve özellikle 2B ile çıkarılan 650 bin hektar sahanın yine ek 16. madde 6831'deki ek 16. madde ile Cumhurbaşkanı'nın bakın orman kadastrosu belirlediği orman dediği yerleri bir kalemde çıkarabiliyorsunuz. Bunun hiçbir şekilde yasal kılıfına uydursanız da teknik olarak, bilimsel olarak kabul etmek mümkün değildir. Bunun adı açıkçası hırsızını, şahilini ödüllendirmektir. Bakın bunları net söylüyorum. Bu konularda biz gereken hassasiyeti göstermezsek gidişat kötü. Adam zaten buraları ek 16 ile birlikte onun öncesinde 2B ile bir şekilde birilerinden satın almış. İşgalin sonu yok. Devam ediyor yine ormanı tırtıklamaya. Sen bu insanları ödüllendiriyorsun bu vermiş olduğun kararlarla. Niye yapıyoruz biz bunları? 3-5 tane insanı mutlu etmek için. Peki toplumun mutluluğu ne olacak? Toplumun geleceği ne olacak? Nasıl baş edeceğiz bu insanlarla? Orman Genel Müdürlüğü çok güçlü bir teşkilat. 170 yılı aşmış güçlü bir teşkilat. Dolayısıyla çok da tecrübeli. Hakikaten kadroları yani sahada yangınla mücadele eden kadroları son derece iyi niyetli. Çünkü ateşin karşısında duruyorlar. Yani bizler bakın şu anda klimada oturuyoruz. Onlar ateşin karşısında duruyor. Dışarıdan ahkam kesmek kolaydır. O insanların her türlü koşulunun iyileştirilmesi lazım. Liyakatın esas olması lazım. Kadrolarının özellikle belli kadrolarının devamlılığı olması lazım. Böyle hizmet alımıyla hiç bu işle alakası olmayan insanları o yıl oraya taşımak, işte biz eleman aldık, eleman yerleştirdik gibi bu basit sıradan bir konu değil. Bakın çok riskli ve can güvenliğini, mal güvenliğini tehdit eden bir problem. Siz onun için bununla uğraşırken gerçekten önemli bir kadro oluşumuna ihtiyacınız var. Özellikle bir vasıf kaybı olduğunu görüyoruz. Yani personel sayısında bir sıkıntı yok ama özellikle bir vasıf kaybı var. Buca'da eğitim merkezi vardı, yangın eğitim merkezi. Maalesef bu merkez kapatıldı 2018 yılında. Niye kapatıyorsun arkadaş? Türkiye'nin şartları ortada görüyorsunuz. O eğitim merkezinde 16 farklı parkur vardı zorluk derecelerine göre. Yani siz araziye gittiğinizde dümdüz bir yerde, hiç önünüzde bir engel olmayan bir yerde çalışmıyorsunuz. Tam tersine sizin devrilmenize neden olacak, sizin gidişinizi etkileyecek zor koşullar var. Bu koşullara uygun hazırlanmıştı. Neden orada o Buca Eğitim Merkezi'nden vazgeçtik? İklim krizinin de çarpan etkisiyle Orman Genel Müdürlüğü'nün bu sorunun orman yangınlarıyla mücadelenin üstesinden gelmesi artık tek başına mümkün değildir. Mümkün değildir. Kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç vardır. Kurumlar arası işbirliği de şöyle olmaz. Yangın çıktığı anda belediye başkanını arayıp bana iki tane arazöz gönderilen olmaz. Önceden ortak tatbikatlar yaparak hatta bir yasal düzenlemesini çıkarıp o düzenleme içerisindeki sorumlulukları evet bu işin ana sorumlusu Orman Genel Müdürlüğü'dür. Belediye nasıl yardımcı olacak? Nasıl bir işbirliği gerçekleştirecek? Hangi konuda takviyede bulunacak? Bunların hepsinin bir disiplin içerisinde önceden yapılması gerekir. Orman yangınlarına dirençli köy oluşturmalıyız. Nasıl kentlerde
deprem gerekçesiyle kentsel dönüşüm gerçekleştiriliyorsa orman yangınlarına dirençli köyde şu anda elzem. Orman köylerindeki kastımız şu. Diyelim ki 50 haneli bir köy orman içerisinde. Henüz daha yangınla ilgili bir durum söz konusu değil. Özellikle yangın öncesi dönemde o köye gidiyoruz. O köyün nüfusunu, genci, yaşlısı, ihtiyarı, hayvan sayısını, oradaki imkanları, neyi var neyi yok, o yangında yangın şeridi açabilecek ellerindeki malzemeyi, yine traktörle köyün etrafını rahatlıkla sürüp yangın öncesi bir ön hazırlığını, gerekirse motorlu testereyle bazı düzenlemelerin yapılmasını, artı yangına müsait olan oradaki yerleşim yerinin dönüştürülmesini. Biz yangına baktığımız zaman oradaki yanan evlere 4 taş duvarın 3 tane yok oluş şeyini görüyoruz. Çatısı yok yangından sonra. Penceresi yok, kapısı yok. Bu ne demek? Yangın özellikle kendi malzemesini buluyor kendine uygun. Yakıyor, içini de boşaltıyor. Ve siz doğal olarak mücadele edemiyorsunuz. O zaman bizim çatısını da, penceresini de, kapısını da ve diğer o atık borularını da yangına dirençli hale getirmemiz lazım. Oradaki insanlara tatbikat yaptırmamız lazım. Yani yangın gelmeden yarım saat önce size bir bilgi geldi. O alarmı verdiniz. Ne yapacaksınız? Herkesin görev dağılımı belli olması lazım. Ne demek istiyoruz? Hayvan, dikkat ederseniz yangında en çok insanların paniklediği şey hayvanını kurtarmak istiyor. Çünkü kendi geleceği o. Ekmek yiyor oradan. Hayvanını bırakacağı tahliyeye en uygun o köydeki yeri bulmanız lazım. Diğer taraftan yaşlısını, çocuğunu, çünkü gözün arkada kalmayacak böyle bir mücadele. Onları da uygun bir yere taşımanız lazım. Bakın tahliye. Tahliye planları son derece önemli. Her köyün kendine göre özgün koşulları var. Artı mesela köy yerlerinde görüyorsunuz samanlıkları ve odun sistemlerinin varlığını açıkta. Bunların hemen hızlı bir şekilde düzene sokulması lazım. Bakın önemli bir nokta daha söyleyeyim. Türkiye'nin göz bebeği olan her yıl 50 milyar doların üzerinde gelir beklediğimiz turizm tesisleri var. Yine bir projemiz var, Antalya'da çalışıyoruz. Söz konusu sahaya arkadaşlarımız gidiyor, orada turizm tesis sahipleriyle konuşuyor. Ya yangın çıktığında ne yapıyorsunuz? 112'yi arıyoruz, devleti çağırıyor. Tamam da kardeşim sen ne yapıyorsun? Bütün bu tesislerin hepsinin işte bu söylediğim kurumumuz tarafından, belediyeler tarafından denetlenecek. Bu hazırlıklar yapıldı mı? İlk müdahale aracını aldın mı? Yangın anında hangi ekiplerin isimleri, kimler olacak, kimler burada çalışacak? Yani ön bir tatbikattan, eğitimden geçirmek zorundasınız. Ve bunu sivil toplum örgütleriyle birlikte dayanışarak yapabilirsiniz. Bu konuda Türkiye Ormancılar Derneği hiçbir şey beklemiyor. Bakın biz bir sürü çalışmayı bu belediyelerle ilgili yapacağımız çalışmada, orman yangınlarıyla ilgili mücadelede, evet belediyeler yapı yangınlarında tecrübeli ama açık alan yangınlarında tecrübesi yok. Onları ona anlatmaya çalışan bir çalışma yaptı. Diğer konu, bütün bu köylerdeki yaşanacak olan süreçlerle ilgili olarak yine mücadele rehberi hazırladık. Bunu bütün belediyelerimizle birlikte gerçekleştiriyoruz ve Adana, Mersin, Antalya, İzmir ve Muğla büyükşehir belediyeleriyle protokoller yaptık. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ben şimdi daha iyi anlaşıldığını görmelerini istiyorum. Niye? Büyükşehir belediyelerini bu çalışmanın içine katmadığınız takdirde başarılı olma şansınız yok arkadaş. Onları da katmak zorundasınız. Gelin bu mücadeleyi daha kurumsal, daha katılımcı ve bu işin daha etkin bir şekilde yürütülmesinin zeminlerini birlikte hazırlayalım. Çünkü ormanlar hepimizin, ormanlar geleceğimiz. Orman yoksa su yok, orman yoksa toprak yok, orman yoksa hayat yok.